Türkiye'nin en kuzeyine gitme vlogundan herkese merhaba. Amca vlog video çekiyorum. Bu vlogun güzel tarafı şu. Bu vlog traktörle başladım. Harika bir zamanlama. Çok güzel bir araçla devam ediyorum yoluma. Şu an ortalama bir 5 kilometrem var hala gitmeye. Bu akşamı orada geçireceğim. Yani orada kamp atacağım ve güzel bir tecrübede bulunacağım diyeyim. Tecrübe yaşayacağım. O kadar güzel bir duygu içerisindeyim ki. Ya anlatamam size. Yani Türkiye'nin en kuzeyine traktörle gidiyorum. Çok güzel. İleride tabii oraya giden daha iyi araçlar var mı? Az önce geçti mesela. Ama bu farklı bir deneyim oluyor benim için. Güzel. Çok hoşlandım bundan. Her yerde böyle inekler falan geçiyor. Abi köy çok güzel. İşte kapıların önünde köpekler var veya işte bu ineklerin etrafında köpekler var, sürü koruyan falan. Aşırı güzeller. Şimdi orada bir deniz feneri varmış. Gidip biraz o deniz fenerini görelim. Ben size biraz yoldan manzaralar göstereyim. Şapkamı uçurmadan özellikle. Orada görüşürüz. Geldim. Abi sağ olsun. Aracın Niko Tostopçusu benmişim. Güzelce bir seyahat ettik onunla. Ve arkamda gördüğünüz yer Türkiye'nin en kuzey noktasındaki deniz feneri. Şimdi şurada çok güzel bir alan var. Hayvanlar çok güzel oluyor. Ulan bildiğin insanı çim yemeye teşvik ediyorlar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Burası efsane esiyor. Şapkamdan anlamışsınızdır. Şimdi sen de geri kalkacak. Kısaca buradaki rüzgar durumu bu şekilde. Hava çok rüzgarlı olduğu için size biraz bağırarak konuşuyorum. Ben bunu daha sonrasında nasıl olsa ayarlayacağım Premiere'de. Şimdi birazcık Instagram'ım için falan fotoğraf çekmeye gideyim. Sonra size devam edeceğim. Hava kararmadan bir şeyler yapalım burada biraz. Size göstereyim gün batımına. Hop geliyor. Koş. Koş. Geliyor koş. Allah'ım geliyorlardı. Ay geliyordu, bizi öldürecekti o. Ne yapıyordu? Hayır otur. Allah'ım. Yemin ederim gömüyordu boynuzu. Koş. Hala akıllanmadın değil mi? Hala akıllanmadın. Ne? Ya bildiğin açık yiyorduk boynunuzu ve hayvanın boynuzları da çok sivri. Yani bir vursa bitirir ikimizi birden. Tekte takar boynuzunu alır götürür, öyle bir boynuzu. Dedim Allah geliyor. Allah kul Muhammed ya Rabbim, sen yardım et gel. Evet, şimdi sonunda beni şapkasız görüyorsunuz. Bu ne kadar büyük bir nimet, farkındasınız değil mi? Şöyle anlatayım çok kısa bu rüzgar içerisinde. Çok güzel. Aşırı güzel. Sadece işte bulut olduğu için günü şey olarak batıramadık. Güzel bir gün batımıyla batıramadık ama inşallah güzel bir manzara yakalarız. Sabah güzel başlatırız. Ben şimdi gidip bir kamp noktası arayacağım kendime. Şu şöyle göstereceğim size. Karşı taraftaki noktalardan bir yeri sayıyorum. Burada bir olmak üzere bir tane seyir noktası gibi bir şey yapmışlar. Ben oralara bakayım bir dedim ama daha öncesinde tabii ki buradan şu manzaraya karşı bir şeyler düşündüm. Oldu mu? Olmadı, tutunamadı. Zor.
burada kamp yapma. Ah çok çok. Allah'ım çok hastayım. Millet aşırı hastayım ya. Sürekli farklı sıcaklıklarda bulunmak beni çok hasta ediyor. Sesim asla toparlanmıyor. İşte. Ne la 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 alfila. Sinirlerim falan çok bozuk. Gelemedim 5 saatte. Sağ olsun. Şurada deniz fenerinde çalışan abi aldı getirdi. O da hani sorgulayarak aldı sağ olsun. Hangi araca biniyorsan nereye gidiyorum, nerelisin? Abi dur bir bineyim. Abi dur bir gidelim önce. Yolda muhabbet ediyoruz. Ne acelemiz var canım. Şimdi millet. O taraflarda bir nokta ayarlayıp kamp yapmaya çalışacağım. Sabah da inşallah sizlere güzel bir manzarayla karşılayacağım. Ve devam edeceğiz böylece. Ve karşınızda Türkiye'nin en kuzey Sinop İncebur'da. Şekilde uyandım. İçeriden duyduğunuz şey bir balıkçı teknesi motor sesi. Fakat benim uyandığım ses çadırımın tentesine değen çok az çiseleyen yağmurun sesi. Şimdi size biraz dışarıyı göstereyim. Çok hızlı bir etkileşimle söylüyorum. Buradaki deniz feneri bekçisi abi az önce gitti. Ve ben akşam kaçta gidiyorsun abi, sabah veya sabah gidiyor musun diye ona sormadım. Eğer sormuş olsaydım, yani 20 dakika önce falan uyanmış ve hazırlanmış olsaydım şu an onunla tekrardan merkeze doğru dönüyor olacaktım ki sormadığım için şu an ilk gelen yeri olan aracı beklemek zorundayım. Bana bir ders olsun, size bu video 3 ders olsun. Sorun. Yani eğer böyle bir yerdeyseniz ve hani bu şekilde bir durumdaysanız, adam sabah gidiyor, akşam geliyor, sabah gidiyor durumundaysa bir sorun. Benim gibi yapmayın. Şimdi hemen çadırımı toplayacağım. Bir tane daha araç kaçırmak istemiyorum. Çünkü buradan Hamsilas koyuna geçeceğim. Bir bakalım arası nasılmış. Bu vlogu bitireceğim. Orada yeni bir vlog oluşturacağım. Çünkü noktalarımız ayrı. Biz ayrı noktaların insanlarıyız. Az önce fark ettim ki buradaki teyze ve o abi, amca buraya kendi krallıklarını kurmuşlar. Ve öyle hani basit bir şey değil. Bak bak. Şurada kaçırdık. Göstermeyi unuttum. Abinin son model bir Ford'u vardı, Transit'i. Yine son modellerine yakın bir traktörü var. Burada işte bir kepçesi var, toprak kavrama. Burada ne olduğunu anlamadığım bir malzemesi daha var. Şurada da bostanı var. Tam şurada bir tavuk çiftliği var küçük. Şurada büyükbaş hayvanlarının ahırı var. Ve tahmin ediyorum ki şu gördüğünüz koca arazide onun. Ne taraf alıyoruz? Ya ben şuradaki boş araziye doğru alacağım. Siz de fenere doğru alayım. Oh, kimse gelmiyor, gitmiyor. Saat 9.30 falan oldu. Kaldık burada. Hamsilas'a biraz gecikeceğim sanırım ya da birazdan çantayı alır giderim ki
kafamda çantayı alıp gitmek çok daha mantıklı bir hamle gibi duruyor ama ortalama 5-6 kilometre içerisinde hiçbir şekilde bir köy yok. Yok bayağı uzun. Yani gerekenki şeyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz noktaları hatırlıyorum. Yok bayağı uzun. Tahmin edersiniz ki ben çantamı aldım ve çıktım. Yürüyorum. Yürüdüm, yürüdüm, çantamla yürüdüm. Yol boyu 30 kilometre ile çantayla yürüdüm. Gençler, bu yol bitmez gibi geliyor bana ama. Uy! Uş! Uy! Uş! Bakalım. Nasip olur da bir tane traktöre falan denk gelirsin. Yine gitmeye çalışacağım. Bakalım yolda beni ne gibi tehlikeler bekliyor. Böyle garip. Ben size şu infoyu vermedim. Alanda telefon çekmiyor. Yani her yerinde çekmiyor. Bazı yerlerde gidip geliyor ki burada zaten öyle çok telefonluk bir işiniz olmaz. Geldiniz, gördünüz, gittiniz. Normal şartlarda benim de burada bu kadar çok durmamam lazımdı. Ama işte bir kamp atayım burada. Hani Türkiye'nin en kuzeyinde kamp atmış olayım dedim. İşte sonra amca gitti sabah falan. Acılar! Acılar! Amca gitti, acılar, acılar, acılar. Şimdi işte bakalım, gidebilirsek. Yani saat 1'den önce varamam gibi görünüyor. 10 kilometreyi 1'den önce gidemem yani. Tam böyle umudu yitirmişim, derin derin düşüncelere dalmışım. Öyle işte ne yapacağım, ne edeceğim, niye böyle fotoğraf çekemiyorum adam akıllı derken karşıdan bir araç geldi. Abi dedi ki mala bakmaya gidiyorum. Bir saat falan sürer ortalama. Dedim dönerken alabilir misin beni? Alırım dedi, karşılaşırsak. Ah oh, dedim iyi koşuluyuz. Arkadaşlar akşam 5'e kadar Sinop İnceburnu'ndan herhalde aklımına kadar 13 kilometre falan var. Akşama kadar varmış olurum diye düşünüyorum. Huy. Gidiyoruz. Yol üzerinde ağaçları çok kesmişler. Yani önceden herhalde sağ solu buralar hep ağaçmış. Önceden buralar hep tutlukmuş. Kesmişler. Üzüyor beni bu tür şeyler. Çünkü Bolu'da Yedigöller'e giderken bir kere bayağı bir yağmur yağdı güzel güzel. Ben de güzel güzel ıslanacakken ağaçların altına sanıp yağmurun %50 etkisinden kurtulmuştum. Onlar olmasaydı ben sırılsıktan gidecektim Yedigöller'e. Ne zaman böyle bir ağaç kesildiğini görsem, her şeyi kenarıya bırakıp sadece o anı bile düşünsem bana yetiyor. Üzülmeme yetiyor. Öyle. Güncelleme. Abi yanlış yere girmiş. Ben de diyorum ki ileride sadece fener var. Neyin manla bakmaya gidiyor bu adam? Belki bir bildiği vardı deyip ses çıkaramadım tabii. Sonradan yanlış girdiğini fark etmiş. Geri geldi. Aldı beni işte. Gelirseniz görürsünüz. Şu noktaya. İnce burnuna. İşte 7 kilometrelik yolunu gelmiş oldum. 6 kilometre kaldı. Yarısını geldim. Yarısı kaldı. Gitmeye çalışıyoruz. Ne? Sana köpekler mi çaldırdı? Kıyamam. Gel. Gel sevsin abi seni birazcık. Tamam. Dur. Yaranı dokunmayacağım çünkü biliyorum canın yanıyor. Allah'ım bir tane daha misafirimiz mi gelmiş?
Allah merhaba Şe. İkinize de merhaba. Auç. Yüküm çok ağır çocuklar. Allah'ım. Mission complete. Evet, şimdi ortalama 3-4 saatte falan 13 kilometre falan gelebildim. Buradan Hamsilos koyuna doğru devam edeceğim. Eşittir. Bu vlogun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hamsilos vlogunda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.